Evet, değerli takipçilerim. Çemen tarifim var bugün. Acuka. Şuraya sarımsak soydum, rendeledim. Arkadaşlarım, rendeden geçirdim. Bir çay bardağı yağ, çay bardağım birazcık büyük arkadaşlar. Ondan sonra bir yemek kaşığından az kırmızı biber, bir yemek kaşığı kimyon, bir yemek kaşığı karabiber, 4 yemek kaşığı biber salçası, hazır domates salçam, kendi domatesim tuzlu olduğu için salçam, bir çorba kasesi, domates suyum, kırıklanmış cevizim var, kararınca koyacağım. Malzemelerimiz bu kadar. Tuz koymayacağız. Biber salçamından domates suyum tuzlu. Tuzunu bakıp bundan sonra koyacağız arkadaşlar. Merhaba değerli takipçilerim. Cemlerin Köy Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kıymetli takipçilerim. Uşak Bozkuş Köyü'nden herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderirim buralardan değerli takipçilerim. Allah'ın selamı, bereketleri üzerleriniz olsun kıymetli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkes sağlık, sıhhat, huzur versin. Herkesin evine Allah'ım hayırlı geçimler versin. Bizler soracak olsanız arkadaşlarım, hamdolsun, şükürler olsun, iyiyiz. Allah'ım bundan aşağı düşürmesin. Geçtim yine mutfağa, işin başına. Cemile'nin köy hayatı bugün ne yapacak değerli takipçilerim? Bugün ben çemen tarifi vereceğim. Bunu beni arkadaşlarım, birkaç tane takipçim yazdan çemen acuka tarifi istemişlerdi arkadaşlar. Bir türlü kısmet nasip olmadı. Biraz da evde var da onu bitirem diye herhalde bundan oldu arkadaşlar. Bugün ben ne yapacağım? Çemen yapacağım arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi az önce gösterdim. Malzemelerimde neler var? Sarımsağım var, rendelenmiş. 4 kaşığı yemek kaşığından biber salçam var, acılı. Bir çorba kasesi, domates suyum var. 1 kilo hazır salçam var. Çünkü kendi salçam tuzlu değerli takipçilerim. O yüzden 1 su bardağı kırıklanmış cevizim var. 1 çay bardağından birazcık fazla yağım var. Karabiber, kimyon 1'e yemek kaşığı. Birazcık acı biberim var diğer takipçilerim. Şimdi ocağa tavamı koyayım. Ağır ağır ısınsın. Bugün yine tabaktan başladım arkadaşlar çekimimi yapmaya. Sabahtan işimi ayarlayayım, bulaşıklarımı topladım, yıkadım ama bunların bulaşığını da hepsini bir yaparım diye değerli takipçilerim. Şimdi şöyle bir çay bardağı yağıma tavamın içine ilave edin. Yağımın tavada kızması lazım arkadaşlar. Bundan sonra kızdıktan sonra salçalarımı ilave edeceğim. Domates suyumu ilave edeceğim. Ben tabii ki tripodumu bu tarafa geçireceğim. Değerli takipçilerim. Bu taraftan yapması daha kolay olur. Bugün akşama yemek ne yemek pişer bilmem arkadaşlarım. Bugün yemek videosu yok. Bugün çemen tarifi var. Bugün hava çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Dünden beri soğuk. Fırtına var. Gece ya şakır 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 yaprakların, ağaçların şakırtısına uyandım. Oğlum da öbür evin kiremitlerini doğru koymuş arabaya. Bir baktım araba o tarafta. Çocuk gelmiş gece koymuş. Hemen eşimi kaldırdım. Kalk bir kalk ne oldu? Halil'in arabayı çekti. Halil çok yakın koymuş. Kiremit düşerse de arkadaşlar tepeden. Durduğumuz evin sabahleyin kapının önü 2 tane düşmüş. Allah korumuş. Kimse geçmeden iyi ki. 2 tane kiremit düşmüş. Sabahleyin iyi ki kendim kontrol ettim. Nur Sevim'i geçirdim değerli takipçilerim. Babası kahve yani taksiyle koydu geldi hava soğuk diye. İşte bugün benim böyle günüm değerli takipçilerim. Siz ne diyorsunuz, neler ediyorsunuz, ne işler görüyorsunuz, nelere gidiyorsunuz, nelerden geliyorsunuz kıymetli takipçilerim. Valla ben ha evdeyim bugün. Ne iş yapacağım bugün ben? Çamaşırlarım vardı onları serdim. Sabahtan merdivenlerimi süpürdüm. Kovalarımı doldurdum kıymetli takipçilerim. Eşimle kahvaltımızı yaptık. Nursel'im okulda. Oğlum yatıyor. İşte biz böyleyiz. Eşim sabahleyin ekmeği aldı geldi fırından. Ben gitmiyorum ekmeği almaya. Çok uzak bizim fırından. Evin arası bayağı uzak.
Eşim sabahleyin gidip balık geliyor, Allah razı olsun. Her gün ekmeğimizi getiriyor arkadaşlar. Ben bu gevesiye çorba pişiriyorum, çayımı pişiriyorum. Gerekirse yumurta koyuyorum, kahvaltımızı yapıyoruz. Çocuklarına beklemiyoruz galiba. Öyle arkadaşlar, bizim günümüz böyle. Bizim yine dün elektriklerimiz gitti, bugün de gitti elektriklerimiz. Elektriklerimiz yok. O yüzden gündüz pek bir şey yapamıyoruz. Bitmedi daha direkli arkadaşlar. Şimdi ben bayağı trip atmış tarafa alayım. Herhalde yavrum benim kızlar. Şimdi arkadaşlarım, ilkin şöyle biber salçamı koyuyorum. Tamam, yavrum kızlar. Ama ben bir tahta kaşarı. Tencerem güzel kaşık arkadaşlar. Amanın kış geldi galiba. Kışımız kapıda arkadaşlar. Hava çok soğuk. Oo, acayip soğuk. Şöyle biber salçamın üstüne. Çıkarız tabi. Domates salçamı da koyacağım arkadaşlar. Ama çıkmadan. Birazcık boşalalım şöyle. Şöyle indi arkadaşlarım. Sobanın içine ekmeğini sıktın mı, sürdün mü? Çok güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten benim çocuklarım seviyor. Kendim de seviyorum. Güzel oluyor kahvaltılarda. Kalmadı da. Bir kavanoz yazdan bir frizi koymuşum ben. Geçen elimi geldi. Çıkardım. Onu yiyorum çocuklara veren. Böyle bunu iyice biber salçasına, domates salçasına ve domates suyuna. En son baharatları ekleyeceğim arkadaşlarım. Biraz şöyle karıştıracağım. Yağlanan salçanın domates suyunun kavrulmasını sağlayacağım diğer tarifim. Benim temel tarifim böyle oluyor arkadaşlar. Tabi her yerin, her tarafın, her memleketin değişik olur tarifi. Ay yağ kaydettik oğlum arkadaşlar. Her yerin dediğim gibi her tarafın değişik değişik tarif oluyor. Bizim bu taraflarda böyle yapılır arkadaşlar. Şöyle iyice harmanlayayım. Biber salçasını hemen birbirine şöyle ekleyeyim arkadaşlar. Acısını az koyacağım çünkü biber salçam acılı. O yüzden acılı güzel olur da çok da acılı oldu mu? Seda'nın çocukları bile yiyemiyor arkadaşlar. O yüzden fazla acılı yapmayacağım. Yine azıcık damağını dokunacak kadar oldu mu yeterli herhalde. Şöyle arkadaşlar benim salça domatesim birazcık kavrasın kısık ateşte. Şimdi arkadaşlarım ağır ağır kenarlarında kaynadı. Şöyle bakın bir diğer takipçilerim ne güzel oldu. Kısık ateşine kenarlarından kaynıyor. Malzemelerimi aldım bu tarafa. Şimdi malzemelerimi koydum diğer takipçilerim. Karabiberini koydum. Şimdi karabiberini koydum. Daha önce kimyonunu koymuşum. Sarımsağını ekledim. Cevizini koydum. Acı biberin hepsini koymayacağım arkadaşlar. Baktım tadı bayağı acı. Ama ben derken tabaktan indi acı biber. Neyse. Nasip böyleymiş. Diğer takipçilerim. Şimdi ben bunu böyle bir harmanlayacağım. Bundan sonra kısık ateşte birazcık daha bekleteceğim. Bütün malzemelerimi koyduktan sonra arkadaşlar şöyle eşit şekilde karıştıracağım. Birazcık da böyle baharatlarla kısık ateşte ağır ağır kavrulacak değerli takipçilerim. Tavanın tabanına yapışmaz ama karıştırmazsak birazcık yağ kokusu olur arkadaşlar. O yüzden şöyle arada karıştırırsak
kaşığımızın tersiyle çok güzel çemenimiz olur arkadaşlar. Bütün malzemeler birbirine karışsın diye ağır ağır harmanladım. Birazcık daha böyle bu kısık ateşte pişmemiz lazım değerli takipçiler. Sarımsak fazla soymuşum diğer takipçilerim. Hepsine de koymadım. Biraz ayırdım. Kavanozlarımı da yıkadım. Suzlarını süzdürdüm. Biraz da kavanozlarımı koyup sıcağına kapatıp kapattığım zaman hiç hava almadım bozulmuyor arkadaşlar. Sıcağına kapattığım çok güzel oluyor. Şöyle iyice karıştıran. Birazcık böyle ağır ağır kısık ateşte pişsin arkadaşlarım bu. Evet değerli takipçilerim, benim çemenim oldu. Bayağı kısık ateşte bir 5-10 dakika şöyle ağır ağır kendi halinde kaynadı. Arkadaşlarım, şimdi ben bunlara kavanozu koyacağım. Sıcağına bu tarafa geçirin, bu tarafta kavanozları koyun arkadaşlarım. Karıştıra karıştıra bayağı kaynattım ben bunu arkadaşlar. Tabii ki başında durdum. Tavaya yapışmaz da yanık kokusu gelir diye. İyi olmaz, hoş olmaz tadı. O yüzden bayağı bir şöyle başında bekledim arkadaşlar. Tenceremi aldım geldim arkadaşlarım. Kavanozlarımın dibine. Şimdi şöyle küçük küçük kavanozlarım vardı benim. Onları yıkadım kapaklarıyla beraber. Sıcağından kuyduğumda kapak lavabo kokladım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle tekrar karıştıran kıvamına. Şöyle sizlere göstereyim değerli takipçiler. Baharatlarıyla. Sarımsağıyla arkadaşlar mis gibi de koktu. Ama arkadaşlar birazcık acı olmuş. Benim bunu torunlarım yiyemez ya gari şansımıza. Şurada bir tane iri sarımsak kalmış. Kaşık büyük geldi. Buzdolapta beklediği zaman hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Şöyle bir tane peçete getirin. Kenarlarını silmeyi şöyle peçete aldım geldim arkadaşlarım. Sır sıkı kapaklarını kapattım. Çocuklar yemez ya, Seda'yı, eşi, damadım çok seviyor. Çemene dümürüm de çok yapar arkadaşlar. O kırmızı biberi birazcık fazla yapar. Ben acı diye fazla koyamadım çünkü çok acıydı. Şöyle sileceğim. Hava arkadaşlar böyle küfür 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 esiyor. Hava soğuk mu soğuk. Buz gibi hava değerli takipçilerim. Ben ama mutfağın camını biraz çıkarttım. Sarımsak kokusu çıksın diye.
Benim kendi babam çok sevdi arkadaşına. Annem çok yapar. Bazen annemden de getiririz. Biz geçenki kavanozu herhalde buzdolaptan çıkana annemden getirmişim ben. Şöyle ben bunları arkadaşlar hepsini de bitireyim, kapatayım. Evet. Dört kavanoz. Bir de hemen hemen şöyle dolma güzel arkadaşlar. Bunu önceden yeriz. İlk önce bunu yeriz. Birine kızım götürür. Birine de babamı götürürüm arkadaşlar. Birine de annem verin. Burada benim kaldı iki kavanoz. Nasip ne varsa onu yeriz değerli takipçilerim. Ben bir daha tekrar yaparım. Oldum ben annemden getiriyorum. Kayınvalidemden getiriyor. Evet arkadaşlarım benim bugünkü çemen tarifim böyle. Çemen diyelim, açık o diyelim, ne diyersek diyelim arkadaşlar. Tabi her tarafın değişik değişik tarifleri var. Bizim tarifimiz böyle değerli takipçilerim. Bildiklerimi sizlere göstermeye çalışıyorum değerli takipçilerim. Evet diğer takipçilerim. Vallahi zil çaldı. Aşağı gittim geldim. Ekmeğin helva dağılıyormuş. Bizim köyde arkadaşlar biri öldüğü zaman mesela bir ay, 40 gün, 10 gün sonra ne olursa ne de getirebilirlerse helvanın ekmek dağılıyor. Bugün de gurkan melek yenge gideceğiz. Bunların helvası ekmeğe dağıldı. Diğer takipçilerim pazar günü bir uçtum elbette varım şunu dediler. Bunları aldım geldim. Seray yeminkini, Habze'ninkini ben veririm dedim değerli takipçiler. Kadın soğuk düşünmesin diye ama verip geldim. Bulaşıklarımı yıkacağım. Bundan sonra verip geleceğim arkadaşlar. Evet değerli takipçiler. Bulaşıklarımı yıkamaya başladım. Çemen yaptığım bulaşıklarım arkadaşlar. Makineyle döşüyorum değerli takipçilerimle. Gündüz bulaşığımı zorluyor. Akşamleyin de dolarsa çalıştırıyorum. Ben öyle bulaşık yıkmayı hiç sevmiyorum. Hele makineye boşaltmayı hiç sevmiyorum. Bu yüzden sıcak suyumuz oluyor nasıl olsa. Olmasa bile kettle'ı kaynatıyorum bir dakika. Ondan sonra bulaşık yıkamayı ne var değerli takipçilerim? Sabun su olduktan sonra Allah'a şükürler olsun. Bulaşık yıkamayı sabuna koyuyor. Ha. Nesi var bulaşık yıkamayı? Biraz aşağıda çekelim arkadaşlar ya. Acayip derecede soğuk var. Çok soğuk var. O yüzden çok gürültü oluyor telefonda. Uğultu oluyor. O yüzden aşağıda çekelim. Oğlum bir dün evin önü çimene ekti arkadaşlar. İnşallah çimenden çıkar. Diğer takipçi. Sabahleyin ben fazla bir şey yemedim. Daha işleri görmeden karnım açıktı arkadaşlar. Şimdi tekrar bir daha çay koyacağım. Biraz önce de eşim simit getirmiş. Oğlum kalkmadı arkadaşlar da. Simidine bir şeyler hazırlayacağız. Oğlumla yeriz gel nasip olursa. Nursiye benim güzel kızım okulda. Bulaşıklarımı yıkayın arkadaşlar. Ondan sonra videomu bitireyim galiba. Evet değerli takipçilerim. Çemenlerim yemeğe hazır. Şöyle arkadaşlarım gösterin. Şimdi ben ne yaptım? Bulaşıklarımı ben tertemiz yıkadım. Kıymetli takipçilerim. Bilen gazımı sildim. Tekrar kettle'ıma çayımı, suyunu koydum. Birazdan oğlum kaka ben kahvaltı hazırlasıya. Bugün fazla dışarıları çekemedim arkadaşlar. Güneşli gibi ama gerçekten soğuk hava, keskin rüzgar var.
Birazcık rüzgar dinmiş arkadaşlar. Evet, biraz rüzgar dinmiş. Ama soğuk hava. Bayağı soğuk. Telimizi dörtem. Azıcık dışarı sıcak soğuk oldu da içeri sıcak oldu mu olan sinek giriyor arkadaşlar içeri. O yüzden devamlı mutfak telimiz kapalı duruyor. Harla vardı. Arka yanda samanlıkta. Eşimle oğlum onları çıkardılar. Temizlediler. Kuzular yonca veren, kuru yonca veren diye. Bugünkü videom böyle olsun değerli takipçilerim. Tekrar görüşürüz. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, esenlikle kalın. İyi ki geldiniz, kanalımdasınız değerli takipçilerim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli takipçilerim.